Edebiyat Söyleşileri'nde bugün konuğumuz çok değerli yazar Sadık Yemli. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş efendim. İzmir'den geldiniz. Evet, ayağımın tozuyla. Ee, hoş geldiniz tekrar. Ee, şimdi sizin e, son çıkan romanınız Çağrılan. Evet. KTB yayınlarından çıktı. Onu da şöyle önümde kapağını görmek üzere gö bırakayım. Ee, Çağrılan üzerine de konuşmak istiyorum. Evet. İlginç bir hikayesi var. Evet. Ee, yeni nesil bir... E, 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 Yapay zekanın yeni nesil bir romana aslında ee, ilginç şeyler oluyor yani evet. romanda. Onları konuşacağız. Fakat öncesinde e, sizin aslında e, bütün hayat hikayeniz de çok e, ilginç. Yani e, sadece son yazdığınız roman değil, o da ilginç. Ben evet. özellikle İstanbul-Amsterdam arasında kurulan o hatta dair bu nasıl kuruldu, nasıl gelişti? Oradan başlamak isterim. Biraz kendinizi bize tanıtsanız. Tabii İstanbul'da doğdum Annem İstanbul'a gelin geldi İzmir'den Girit göçmeniyiz ee, İzmir'e gelmişlerdi giritten Sonra babamı tekrar ben 3 yaşına yakınken tekrar İzmir'e döndürdü Böylece ben 24 yaşına kadar yani 3 ile 24 arasını İzmir'de yaşadım ve İzmir'den Hollanda'ya gittim Çok kısa bir süre için kalmaya gittim gerçekten öyle bir uzun kalayım gibi bir planım yoktu. Öğrenciydiniz değil mi? O zaman. öğrenciydim. Ya bu Erasmus falan var şimdi. O sıralarda yoktu o zaman. O sıralarda yoktu ya da vardı da yani ben bilmiyordum. E, fakat orada üniversiteye de gittim. Frey Üniversitesi'ne. E, çok değişik bir hayatım oldu. Birden bire kendimi bir konfeksiyon atölyesinde buldum. Hollanda niye acaba? Niye oraya? E, dayım oradaydı rahmetli. Ha. Yani onun vesilesiyle bir biri lazım yani evet, gitmek evet. için. Ondan sonra Orada konfeksiyoncu oldum birdenbire önce. Yani hayatımda hiç bilmediğim bir şeydir. O birden makineler, çok böyle iyi çalışan bir konfeksiyon atölyesiydi. Hatta maceralı bir şeydi de yani. Mesela polis baskınları oluyordu e, kaçak işçi çalışan yerlere. E, ağır top kumaşları sırtımızda çıkartıyorduk. Aslında onları iple çekmemiz lazım. Böyle bir makara vardı dışarıda. O ipten kaçak terziler kaçıyordu. Arka taraftan, evet. mesela öyle bir şey. Birisi polise oyalıyor, diğerleri e, ipten kaçıyorlar Türkler mesela. Türkler mi o? Şey, evet, Türkler. Kaçanlar. Evet, evet, yani öyle bir macera üstüne macera oluyordu. Sonra çok değişik başka işler de yaptım orada. Neler yaptınız? Yani şunun için soruyorum, sizin e, yaptığınız işler, e, sonra da e, bu işlerin içinden bir yazarın çıkması bana bazı yazarları hatırlatıyor. Mesela Vonnegut gibi, evet. Bukowski gibi bazı. Bukowski. Evet. yazarları hatırlatıyor. Evet. Yani e, sokağın insanın tabii, tabii, tabii. E, İşçiliğin, ha, işçinin, işçinin hatta en alttakilerin en, en alttakilerin alttaki alttaki, şeyini bilen tabii. E, evet. bir yazar. Evet. Bizde böyle hikayeler çok fazla yok evet. yani Türk edebiyatında. Evet. Biz çok az rastladığımız öyküler. Ben o yüzden e, bunu özellikle dinlemek isterim. Evet, sana. evet bana öyle denebilir. Mesela e, haftada iki gün hamallık yapardım. Kazandığım parayla bir tevazi hayatımı çok güzel sürdürebiliyordum. Fakat iş mobilya hamallıydı. O kadar zor, öyle ağır bir şeydi ki mesela. Hani orada çalışırdım. Sonra gece kulübü kapıcılığı e, yaptım. Böyle farklı zamanlarda yapıyordum. Farklı zamanlarda. Böyle arka arkaya ama bunlar. E, gece kulübü kapıcılığı yaptım. Şimdi Kapıcılık e, hiç, fedailik. i̇şte fedai değil de ama fedai değilsin yani. Falan mesela falan patron diyorsun. şunu içeri alma, şu tipi şu tipi içeri alma, şunları içeri alma diyor. E, kimin elin cebinde bıçak var, kim ağzına yumruğu indirir mesela bilemezsin. Ee, çok ciddi bir şey başlıyor çalışma İçgüdülerin kuvvetleniyor. Mesela tipleri tanımaya başlıyorsun. Ee, kim de kim bela çıkartabilir. Kim içince ne yapacak falan gibi. Böyle şeyler. Ondan sonra oradan e, devlet demiryollarına girdim. Temiz, tren temizliği yaptım. Mesela sabahlara kadar arkadaşlarla Türkiye'nin her yerinden gelmiş göçmen, işçi arkadaşlarla böyle konuşa konuşa sohbet ede onların her şeyini öğrenerek bayağı mesela eğer yani ciddi bir temizlik işiydi yabancı trenlerde çok pis geliyordu Bayağı ciddi bir fizik güç gerekiyordu ama çok böyle neşeyle zevkle çalıştığımı hatırlıyorum hem böylece börekçilik baklavacılık yaptık bir ara bir börekçi baklavacı dükkanımız vardı Böyle... Anlatıyorsunuz bir arada. Alsancak mi? Alsancak börekçisi. Kitabını bile yazdım. Evet. Mesela bir adam vurmuş. Ünlü birini vurmuş. Bir yıl hapis yatıp çıkmış. Öbüründe de silah varmış çünkü. Ee, biri mesela iki tane tabanca e, cepleri şarjörlerden sarkmış vaziyette börek yemeye geliyor mesela. Sıradan bir e, müşteri gelip böreğini alıp gidiyor. E, böyle ilk kuşak restoran sahipleri her şeyi duyuyorsun, her şeyi duyuyorsun. İş alanı, restoran, işsizlik, kaçak, e, malum malları getirme, götürme, e, den tutun. Her türlü enformasyon dönüyor. Kim ne kadar, ne getirdi, neyi götürdü, neyi sattı. Kaç tane kimi... oldunuz o sırada? İşte 24. 24'ten itibaren, 24, 25, 26, 27, 28 böyle 30'a, 31'e kadar böyle geldim. Bütün bu işleri yaparak, daha hepsini saymak da biraz vakit alır. Böylece şeyi çok iyi gördüm. Sonradan da entelektüelleri tanıma aşamam geldi. Şimdi bu bu süreçte şunu merak ettim ben. Siz ilk romanınızı ilk kitabınızı 34 yaşında? Yok yok. İlk yazdığım şeyler biraz böyle şimdi uyduruk bulduğum, asla ortaya çıkarmadığım öykülerdir. Çeviri şeklinde orada basılmıştı. Onların hiçbiri şu anda sırdır. Kimse bilmiyor ne oldu. Tamam. Ama yayınladığınız, sahip ha, Yayınladım. O, yazar diye ismim çıktı falan. E, o 34 yaşında gibi. Evet evet. 35-36 falan gibi. 35-36. Dolayısıyla evet. aslında ondan önce sizin bu diğer işlerde biraz gözlem, biraz... Evet. Evet. Malzeme toparlama, evet. insan tanıma, tabii, tabii, süreci tabii, gibi tabii, tabii. bir dönem. Peki bu, bu sıralarda yazmak gündeminizde var mı? Veya daha öncesinde lise yıllarınızda, üniversitenin ilk yıllarında yazmakla alakalı bir hayaliniz var mı? Yoksa Vardı. bu var mıydı? Yazmak şeklinde bilinç üstünde değildi. Ama mesela e, özellikle çoğu kadın olan meddahların elinde büyüdüm ben. Böyle göçmen aileyiz ya, bizim evde buluşma merkezi gibiydi. Böyle anneannemler sadece beş kız kardeş düşünün onların... Çocukları, çocuklarının çocukları şeklinde bizim eve bir anda kaç misafirin gel doluştuğunu... herkes de bir hikayeler, bir şeyler... Sonra böyle ağzına hani baka, baktırtan kimseler vardır. Ballandıra ballandıra anlatan. Onlardan öğrendim. Bende de yetenek vardı. Ee, ben erken yaştayken böyle mesela 10 yaşlarında falanken görmediğim filmleri spontane anlatmaya başladım. Mesela birinci belirti oydu. <laughs> i̇zlemeden mi? Ha, izlemeden. Yeni film var mı? Sadık yeni film var mı diyorlardı. Var diyordum. Adı ne? bir at uyduruyordum. Başlıyordum. Kadın böyle, erkek böyle, şuraya gidiyorlar, buraya geliyorlar. Anında kafamda beliriyor. çok hızlı. Evet, çok Hala iyiyim. onu yapabiliyorum yani. Çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Hatta e, jenerik sesleri bile yapıyordum. E, re, 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 re falan diye o söz demek, e, genç kulaklar aklında kalıyor evet, ya, işte. şimdi dikkat etmiyoruz evet, çok fazla. Evet. E, öyle bir anlatmada bir e, idman vardı ve e, insanlara karşı sürekli, sürekli performans vardı. Yani daha iyi anlatayım şeklinde. Şimdi şakşaklar çoğalınca Hüseyin Rahmi'nin de böyle etrafında bahsettiğiniz türde meddah kadın dediniz, bahsettiğiniz türden bir topluluk olduğu için bunun da onun yazarlığını çok beslediğini falan da inanılmaz defalarca bir şey. dinledik, evet, okuduk. Ama yani. inanılmaz bir şey. Çünkü aynı öyküyü başkasından dinleseniz o, o, o etki yapmaz. Onlar o dile, sese, güzlemeklerine öyle bir şey... Oynuyorlar. Ha oynuyorlar tabii. O oynuyorlar tabii. Evet. Ben yazdıkça da oyunculuğum gitti ama elden. Ne Yazdıkça da abi? bilmiyorum, o ikisi bir arada olmuyor galiba. Hmm. <laughs> ya da özel bir meslek daha lazım yazmanın yanına. Neyse ondan sonra e, bu tür özellikler vardı. E, lise sondayken böyle birkaç şey yazmışlığım vardır, öyle kaldı onlar. Fakat ne zaman devlet demir demiryollarında köprücülük diye bir iş buldum. Yani Neyse, bir yerde anladım. oturuyorsun, arada sırada bir köprüyü açıyorsun, üstünden tren geçen, altından bot geçen. Ama onun dışında hiçbir şey yapmıyorsun. İşte böyle yığıma kitaplar götürdüm. Başladım kitapları e, orada okuma. Kış günü hiç kimse gelmez ama mecbur orada durulacak. Nerede yapıyorsunuz bunu? E, Amsterdam şehrinin 25 kilometre dışında. Peki götürdüğünüz kitaplar Türkçe mi? Türkçe, Türkçe, Hollandaca, İngilizce. Neler var mesela hatırladığınız kitaplar, yazarlar? Önce şey yapayım dedim. E, i̇nsan yaşı büyüdükçe, e, yabancı kültürlerle kontak kurdukça cehaletinin derinliğini fark ediyor ya. Dedim ki ya biraz şeyi kapatmak için bu açığı felsefi şeyler okuyayım. Artık eskisi gibi şey okumayayım yani. Şunları bunları okumayayım da biraz daha ciddi eserler okuyayım. Daha kaynak eserler okuyayım. Türkiye hakkında daha çok bileyim. Bulunduğum ülkeyi daha iyi tanıyayım. Dünyayı daha iyi tanıyayım. Mesela bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi yeni yeni söyleniyor ama mesela benim 81'deki kendi kendine bulduğum bir şeydir. 80 yılında yani bundan 40 sene önce neredeyse. Şunu gördüm, anladım 5 e, senelik göçmenlik hayatımda. Eğer dedim eski ahiti, İncil'i, Kur'an'ı ve diğer önde gelen birkaç dini ile ilgili bilgilerim komple olmazsa ya da ortalama bir bilgi olmazsa bir defa filmdeki filmlerde ve romanlardaki birçok şeyi ıskalayacağım bunun bilincine geldim. Başladım. Mesela bu, bu tür e, şeyi de okuma. Mesela sonra e, birinle karşılaşıyorsunuz. Türk e, Türkolog oluyor, bir şey oluyor. Adam mesneviyi benden çok iyi daha iyi biliyor. Ben işte 3-5 hikayesini biliyorum mesela. Mesela başlıyorsunuz mesneviyi okuma. Hani bu şekilde e, şeyi dedim ya cehaletinizin e, sınırını fark ediyorsunuz. O çok olumlu bir şey yani aslında. E, bu asla kapanan biten tamam oldum diyebileceğiniz bir şey de değil. Ama işte ne kadar yapabilirseniz kardır şeklinde. Bu şekilde köprücülük yaparken evet. siz... 4-5 sene bayağı çok ciddi. Güzel de bir süreymiş. Bu, bu alana bu alana yöneldim. Çünkü filmlerde simgeler benim ben her şeyi anlamak isteyen biriyim. Ee, evet. böyle matematik kafası var. Yani matematik kafam vardı. Yıllarca evet. özel evet. ders verdim. fizik, kimya, matematik. tabi zaten tabii. Yıllarca fizik, kimya, matematik dersi verdim Hatta Hollanda'da cimnaziyum öğrencilerine fizik dersi verdim en zor dersleri lisede ee, yani yakın zamanlara kadar yakın zaman yakın denebilecek zamanlara kadar Hani 2002'ler beşler altıları kastediyorum. 10 en son ee, bu tarafın şeyi anlamak istiyordu yani hayat her şey simgelerle sembollerle dolu yani sembollerin simgelerle başka bir bir şey anlatıldığını fark ettim ama onları anlayabilmek için tabii... E bazı şeyleri, bazı bilgileri bilmek gerekiyor. Bir de sınır yok yani sınırsız gibi. İşte Peki o 4-5 sene içinde okurken bir yandan da yazmaya mı ağırlık verdiniz? Evet evet, evet, evet. Yazma, yazmıyordum ama dolduruyordum kendimi. Yani bir şey doluyor. Yani şimdi artık böyle bir kıvam, bir kıvam geliyor. Fakat ilk çıkan öyküler bütün o kıvama rağmen. Şu anda böyle çok sıradan, vasat buldum. Hiçbir yerde yayınlamadım. Ee, öyle orada hatıra olarak mazide hatıra olarak bıraktığım öykülerdir mesela. Evet, şimdi e, 100 öyküm vardır ama yeni. Evet o rakamı ben evet, gördüm. 94 biraz. falandır yani 94-96 işte ömrünüzü fayda ederse. E, yani 34-35 30 35 yaşında e, yani yazmaya başladığınız evet, sayılabilir evet, kendi evet, açınızda. Evet, Daha evet. önceki yaz, yazdıklarınızı çok önemli bulmadığınız için böyle evet. söylüyoruz. Ama e, aslında nispeten de geç bir yaş sayılabilir. Tabii tabii 40'tan itibaren yazdığım söylenebilir çok rahat. yani nispeten evet. de geç bir tabii. yaş ama şöyle ondan sonra müthiş bir üretkenlik başlıyor evet, size. Evet ben de kendim de şaşmıştım. Bu çok şaşırtıcı. Ben de kendim de şaştım. Yani çalışma temponuzda insan merak ediyor. Hatta bir yani bir senede 4-5 kitap yayınlayabildiğiniz de oldu değil mi? Fi tarihinde olmuştur da. yalnız şöyle, 4-5 kitap kalite, kalite demek değildir. Yani sayı kalite Bu demek hakkı. değildir. Hakkı, tamam. Ama kaliteyi şey alırsak yani merkezde tutarsak e, nasıl bir şey? E, benim çalışma tempom şöyledir. Her gün. Her gün bunun şeyi yok. Ama yazayım yazmayayım. Mesela e, bir roman bittiğinde şaşkınlığım bir gün sürer. Ertesi sabah böyle biraz işsiz kalmış gibi olurum. İkinci günde biraz onun şeyi sürer ama kenarda 7 8 10 tane bende bekleyen şey vardır. Dosya var. Ha, dosya vardı. Ya yani ben 10 kitap falan arkada yürüyen biriyim. Onun için hangisini alayım diye böyle dururum. Eğer bir dergi yazısı yazılacaksa onunla onu yazarım. Mesela sırası yaklaşıyorsa. Değilse bile bir tane kenara atmak için. Ha, durmayayım diye. Durmayayım diye. Ee, ve ondan sonra romanlardan biri beni çağırır. Mesela şimdi geçenlerde çağırdı. Dedi ben başka bir şeye başlayacaktım. Tam elimi oraya atıyorum. Dosyaları falan da çıkardım. Öbürü de şeyden raftan. pis dedi. Sıra bende mi dedi? Onu asla yapamazsın dedi. Sırası gelmedi henüz dedi. İyi dedim ben dinlerim otur sesleri e, ve hemen şimdi başladım inanılmaz bir hızla böyle pıtrak gibi kendini açıyor ama önceden çalışması yapılmış bir şey. O Çalışma süreci nasıl? Çalışma sürem şöyledir e, bilgisayarda bir harf tıklayana kadar kağıtların üstünde romanı bitiririm. Yani, notlar alıyorsunuz? Notlar ama şu şu kalınlıkta. Mesela çağrılanın dosyası şu kalınlıktaydı. Çağrılan bu haliyle işte diyelim ki 300, 300 sayfa yakın, yakın. Sizin 600 sayfa 700 sayfa notumuz. O var. kadar değil ama kağıtlar kalın çünkü ama en azından 120 sayfa kağıt üstünde yazılmış not var. Bütün bölümler işaretlenmiş hatta 3. bölüm 4. bölüm 2. bölüm bakabiliyorsunuz o şekilde yaparım yani. Resimler yaparım bazen portakal lekesi kahve lekesi gibi şeyler olur onların üzerinde. Bir tane kürdan arada kalmış olur mesela biraz sizin bu e, matematik zekanız e, evet. sanırım kurguda size evet, yol gösteriyor evet, yardımcı ama çok önemli bir şey çünkü matematik kurgudur müzik gibi e, diğer şeyler gibi hakikaten kurgunun bir matematiği vardır yalnız e, matematik şeydir e, soyut bir şeydir gerçek bir şey değildir matematik yüzde yüz matematikle demiyorum o yüzden. Matematik bir yere kadar böyle omurgayı, harekete geçiren, kalıbı oturtan bir şeydir. Sonra onu kenara çekip, onun içini sezgilerle, başka şeylerle, istikabiler bukuyla falan, hani öyle şeylerle e, doldurmak lazım. Ama matematik hakikaten o yolu böyle açan bir şeydir. Açan bir şey, kolaylaştı. Sonra Anladım. ama göndermek lazım bir yerden sonra. E, şimdi tabii şöyle bir şey de var, e, matematikten yola çıkarak edebiyata yönelmiş... Yazar da çok fazla değil. yani Matematiğim en kötü derstir, e, dersi şeklinde öğrenenleri biliyorum. Evet. Yani ya, yazarlığın şanındandır <laughs> gibi. Evet evet. E, bu hikayeleri duymaya alıştığımız için yani az var var ama az. Yani evet, mühendis kökenli evet, evet. matematik kökenli yazar <laughs> az ama var. Şimdi e, sizin e, polisiye ve fantastik Evet. kurgu nasıl tanımlarız? Fantastik kurgu diyebiliriz. Ben hepsi herhalde. için bir isim buldum. Çünkü hangisini söylesek eksik kalıyor. Ben mesela ben kendimi tanımlarken bunların hiçbirini tek etiket olarak kendime söyleyemiyorum. Evet. Mesela ben bilim kurgu yazarı değilim. polisiye yazarı değilim tek başına. Evet. Fantastik yazarı değilim. Ama tekinsiz X diye bir şey uydurdum. X büyük. Ee, yani böyle tekinsiz bir X bilinmeyen, bilinmeyen. bir tekinsizle ee, i̇çine bilim kurgu, polisiye, paranormal hepsini koyabilirsiniz. Bunların çeşitli şekillerde karışımı olur. Birinde daha fazla bilim kurgu, birinde daha fazla polisiye. Bilim kurgu polisiye. Mesela bu bilim kurgu polisiyedir. Hatta casusluk spy. Yani İngilizce söyleseydik. Yani science fiction spy diyecektik. Ama şey polisiye de denebilir. Ee, öyle bir tür bir kar, karmaşık. Siz bu nasıl yöneldiniz bu türe? Kendi kendine. 6 yaşında İstanbul'a gitmiştik. Ee, işte 60 sene sonra e, amcamın kızı beni şöyle hatırlıyor. Sen diyor 6 yaşında gelmiştin diyor. Robotlar, robotlar robotlar diye anlatmıştın diyor 60 sene önce. 60 küsür. Aa, 60 küsür sene önce kafayı robot fikri, 6 yaşında robotlara... Robot fikrine ulaşmak da evet, çok ilginç evet, o tarihte. Evet, evet. Alt, yani Altısında daha robota kafayı robota takmıştım. Hep e, teknik e, dergiler aldım. Mesela hayatım boyunca aldığım teknik dergiler, çeşitli isimler, yani Oylandaca, Türkçe, İngilizce, yani yerden şuraya kadar falandır. E, hep onları okuyarak, onları şey yaparak. Yani bir tarafım öyle. Yani kimya, fizik, matematik, Edebiyat arka planı edebiyatla buluşunca sizi oraya sevk etmiş. Buna benzer bir işte. E, peki para psikoloji burada nasıl devreye girdi? Güzel soru, çok güzel. E, Sormasaydınız unutacaktım. Ee, para parapsikoloji doğumumla birlikte işe girdi aslında. Ee, anneannem bir çeşit medyumdu ama böyle hani o sıradan e, kahve falına bakan bir şeyler yapan öyle öyle anlamayın. Ee, başka alemlerle kontağı olan kimseydi yani. Kendi halinde. Girit doğumludur kendisi. Resmolu. Ee, anneannem bizle beraber yaşıyordu. Bana bakıyordu. Annem benden 19 yaş büyük e, ee, yani ben 19 yaşına geldim. Annem genç gösteriyordu. Artık sanki ben o yaşlı kadının oğlu da o benim ablam falan gibi görünüyorduk. Şimdi anneannemin çok emeği var üzerimde. Ee, hem fizik olarak bakma, bir çocuğun bakımı ne gerektiriyorsa. Ee, bir de onun kendi alemini anlattıklarıyla e, ben almaya çok teşneyim. Onu almaya. Çünkü bir de al, da teşne olman lazım. Tabii. Ee, onu ben aldım. Ne Ondan. Yani. Mesela anlattığı şeylerden çok ben kendiminkini anlatayım çünkü uzun bir şeydir. Böyle 12 yaşına falan geldiğimde ben dünyanın şöyle bir yer olduğunu düşünüyordum. O anki şey. Ya insanlar bir şu yaşadığımız dünya var. Bir de bunun böyle buna eklemlenmiş başka yer dünyalar var. Biz buralara ziyaretlere gidiyoruz. Çeşitli kontaklarımız oluyor. Herkes öyle yani, öyle biliyorum ben. Sonra hani 10-11 yaşından itibaren artık kafam akıl bali olmaya başlıyor yavaş yavaş. Ben de çok geç olmuştur da hani yavaş yavaş diyorum. Ee, anlatıyorum, birileri inanıyor, birileri alay ediyor. Ee, birileri hadi canım falan diyor mesela. İnkar edenler, alay edenler, sinsi sinsi sırtanlar, çok etkilenenler. Hani çeşit çeşit tepkiler veriyorlar. Fakat o zaman herkes benim gibi değil diye. Anladınız. Yeni bilinç yani herkes benim gibi değil. Peki siz bunu, yani bu bir kurgu mu yoksa sizin deneyimleriniz mi bu anlattıklarınız? Şimdi e, kurgu değil. E, şöyle diyeceğiz, ya beyin kimyasının azizliği diyeceğiz. Yani e, bir te e, teşhis koymayacağız kesin buna. Ya beyin kimyası yapıyordur bunları diyeceğiz. E, ama çok güzeldi, yani ilginçti yani. Ziyaretçilerim vardı beni alıp gezdiriyor. Nereler ama? Çok ilginç. Acayip acayip yerlere. Bunları yazdınız mı? Çok yazdım. Mesela Buska'da yazdım. Bir şeylerde yazdım. Sonra öykü yazarken de bu özelliğimi çok kullanırım. Benim kısa öykülerim vardır. Çarpıcıdır. O öyküyü çarpıcı yapan şey insanın sadece zekası yazarlığındaki kalite değildir. Bir de böyle sanki gayipten esinlenmiş gibi bir vurucu son. Mesela onlar asla şey gelmez. Yani buradan da öykü yazmak isteyenlere de bir şeyimiz olsun. Ee, her zaman verdiğim çok kısa bir öğüt vardır. Standart şeyleri de söylerim ama onları çok az söylerim. Okuyun şöyle yapın falan. Onların dışında e, bir tane sonuç bulduğunuzda, o sonucu ilginç bulduğunuzda onu not edin bekleyin derim. Size postacı, o postacının kapıyı birinci çalışı. Postacı size bir defa daha çalacak kapıyı. Ve o zaman sizin sonuna diyecek ki bak şunu son yapmış diye ya, bir de şöyle bir şey yapsan. O zaman hani çok basit müzikler var ya bizi mahveder. Före Liza gibi şeyler gibi falan böyle şaşırtıcıdır. Yani o, o sadeliğin içinde bu kadar şaşırtıcı olması müziğin. Ve her seferinde kalbimize, ruhumuza o etkiyi yapması. İşte o etkiyi öyle zihnimiz bir defa da bulamaz. Böyle üstün zekalı yaratıklar değiliz. Önce e, birinci gelen postayı, ilhamın birinci parçasını not edeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Ben yıllarca beklediğim olur. Ama 20 tane, 30 tane, 40 tane atmışımdır kenara hiç durmam Benim benim, benim elim kurşun şeyle tükenmezle hiç durmaz. Ben inanılmaz tükenmez tüketirim. Ee, onları kenara atarım. Sonra e, elimle oynuyor gibi bakarım. Bir tanesi ben hazırım der. Üç saattir yazmış. Zaten yazmışım bütün notları, almışım. Zihniniz. Sadece bana diyor ki bak sana şurada şöyle bir kıvrak bir şey getiriyorum. Zihninizde zaten gezmiş epeyce o bunlarmış. O epey o ha. Şimdi bu ilginç bir şey tabii benim için aydınlatıcı bir şey oldu. Şöyle aydınlatıcı. Para psikoloji, medyumluk, nispeten gizemli ve mistik meselelerle hep meşgulsünüz. Bunun sizin tasavvufa yönelik ilginizle bağlantısını zihnimde kurdum şu anda ama doğru evet. bir ilgi mi doğru, kurdum? Doğru, çok doğru kurdunuz. Evet. Çok doğru kurdunuz çünkü tasavvuf bizi oraya götürür. Ne zaman fark ettiniz bunu? Yani mesela bu çağrılan da çok net olarak Ebu Hasan Harakani. çağrılan dek şeydir zaten. Deklarasyon. Evet. Çağrılan tabii ki. Ee, çok eskiden fark ettim. Çok eskiden fark ettim. Ama hayatın pratikleri böyle bunlar bende daldı, çıktı, kayboldu, şey yaptı. Böyle hani dalgalı oynadı. Sonra en sonunda e, böyle silkinerek tekrar e, bilincine vardım mesela zaten tasavvufun bizi de aşağı yukarı bu aleme götüreceği yani sen dünyayla kanma yani e, bu dünyayı her şey bu dünyadan ibaret sanma bence en büyük e, iki mesajından bir tanesi e, dünyaya kanma başka şeyler de var bir de aklının sınırı var tamam hiçbir zaman tam asla tamamını kavrayamayacaksın bundan da sevin Tamamını kavramak kadar sıkıcı bir şey olabilir mi? Sonsuz bir şey var, seni şaşırtacak, değil mi? Şaşırtma mertebeleri vardır, var. çeşitli evet. şeyler vardır. Evet. Yani bunların hepsini aslında hiç bilmeden, yani bu mertebeleri bilmeden, tasavvufu bilmeden bazı insanlar kendi özel deneyimleriyle yaşıyorlar. Bazı diyeyim, herkes yaşıyor bence. Evet. Biraz orada belki okumalar, temaslar, biraz önce evet. dediniz ya bir Türkolog mesnevi'den bahsediyor. Belki evet. bu temaslar sizi tabi Tabii fark etmenizi evet, kolaylaştırıyor. metinlere yöneltiyor. metinler de beni başka yere yöneltiyor. Tabii ki. Evet. evet. Şimdi bu çağrılandan bahsedelim biraz. Çağrılanda evet. e, AP4 veya nasıl evet. böyle söylüyorum? Auton, Auton Pupil. Yani e, bir yapay zekanın yaptığı yapay zeka. Öğrenci öğrenci anlamı. Auton öğrenci. E, evet. yapay, yapay zekanın, zekanın yaptığı, yaptığı yapay zeka, yapay zeka. Evet. E, bu silikon Vadisi'nden kaçıyor Kaçıyor. E, Kars'a kadar geliyor İstanbul'da önce işler İstanbul'da, bitiriyor sonra işte, Kars'a Kars geliyor e, Ebul Hasan Harakani ile bağlantılı da bir hikayenin içine düşüyoruz biz evet, bu evet, kitapta evet. Kars niye Ebul Hasan Harakani nereden çıktı şimdi e, bu Nisan değil ondan önceki 5 Nisan'da 2018'in 5 Nisan'ında e, değerli yazarımız Sadık Yalsız Uçanlar beni aradı. Dedi ya şu anda dedi işte dedi e, burada dedi e, konuşuyoruz. E, üzerine dedi Yavuz e, Selim Uzgur Bey ile dedi. Harakani'yi konuşuyoruz. Ya ben de dedim ki Sadık da bir Harakani yazmayı denese. Kendi üstü üslubuyla. Çünkü ben asla e, Sufizm üzerine bir eser yazabilecek efsafta biri değilim. Haddimi de iyi bilirim. Bana böyle bir şey yaz dese ya yazmam zaten. Ama kendim gibi yazabilirim. E, böyle söylendi. İnanın telefon konuşması sırasında kitabın ana konusu hazırdı. Ana konusu ama. Konuşurken ne karakterin ismini ama. biliyorum. Ne karakterin ismi. Öyle şeyler değil tabii ki. Ana konu tamam. Hani ne, nereye yürüyeceğim Tamamdı. Konuşma sırasında. Neden olduğunu söyleyeyim? Çünkü e, bu konuşmanın biraz öncesinde ve önceki zamanlarda ben bedensizlik üzerine çok kafa yormuş biriyim. Çünkü o bahsettiğim seyahatler seyahatler ancak bedensizlikle yapmak mümkündür. E, ayrıca biraz araştırma yapınca birçok yazarın sanatçının bedensiz olmayı çok istediğini. Ama kimisinin direkt bedensiz lafıyla, kimisinin de başka kelimelerle bunu dile getirdiğini. Ama bazıları direkt söyler. Direkt. Keşke açıp kapatılabilen bir zihinden ibaret olsam. İstediğim kadar berrak zihnim dursa, yorulduğumda kapatsam. Ama çok çabuk yorulmasam tabii. Değil mi? E, ve vücuda tabi olmasam. Uykusu gelmese. E, gözler yorulmasa değil mi göz sinirleri evet. hani, dik durmakta bile sonunda zorluk çekersiniz. Bu kadar kasları kan neler taşıyorsa ya maal, bayağı bir yük. Hani bu yük olmasa Yunan filozoflarının birçoğunda da bu tema vardır. Evet. Bedenin evet. yere bağımlı evet. ve bir yük olarak algılanması evet. Evet. ve zihnin aslında zihinsel yetkinliğin gerçek mutluluğu sağlaması teması çok evet. güçlü. Evet. Yazarlarda çok rastladım. Yani tesadüf bana denk geldi yani röportajlarda falan. O bedensizlik duruyordu. Silisyum e, metaforunu yeni makale şeklinde yayınlamıştım. Onu burada söyleyebilirim. İki cümledir zaten. E, şimdi kimyacıyız ya o yüzden. E, e, yüce yaradan ana bileşit mi silisyum olan balçağa ruh üfleyerek insanı yarattı. İnsan ana bileşeni silisyum olan çipe akıl raptetti. Yapay Zeka yani silisyumdan silisyuma doğru bir yolculuk evet, sesleniyor. Evet, bu silisyum metaforudur. Metaforun son cümlesi de şudur. Eğer sonumuz helak edilmiş kavimler gibi olmazsak, yani din kitaplarında söylenen, özellikle Kur'an'da, o zaman böyle çok değişik alemlere açılan kapı aralık bir şekilde bizi bekliyordur. yani. Hmm. Ama kendi kendimizi tabii belamızı da bulabiliriz. yani. İlginç. Bu... Bunları bu tür şeyleri de yayınlamıştım makale Şimdi bedensizlik bunlar. Daha önce Ela romanımda e, Müslüman olmuş bir yapay zeka. Evet, o da çok ilginçti. Yayınlamıştım. Şimdi Erdem yayınlarından çıkmış. Evet. Nereden nereye bak. Bunlar hepsi bir aradaydı. Şimdi bana Harakani denince ve Harakani Hazretlerinden birkaç söz kafama böyle şey gibi gelince Ahtapot gibi bu kitap çıktı ortaya fazla spoiler vermeyeyim. Vermeyim. Bence bu kitabın bir şeyi var. Bir yeniliği var yani. Yani bir yeni sözü var. Evet. Yani kitabı biz hazır tatilde gelmişken, evet. önümüzde vakitlerde bollaşmışken kitaba göndermiş olalım izleyicilerimizi. Evet. Çağrılan Sadık Yemli'nin son romanı Ketebe yayınlarından çıkan. Şimdi Felemenkçe Felemenkçe'de yazıyorsunuz hala yazıyor musunuz bilmiyorum ama e, çok yazmıyorum ama yazmışlığım yazdınız, vardır. Yazdınız. Yazmışlığım vardır. Yabancı bir dilde yazmak e, bir e, yani Türkçe'ye e, yabancı bir dilden bakmak e, gibi bir deneyimi de doğuruyor bir, bir açıdan. Evet. E, size bunun sağladığı bir şey oldu mu e, ekstra fazladan bir e, zenginlik? Kesin kesin. Mesela Hollanda'ca bazı kelimeleri öğrendiğimde o sözlükte Türkçe sözlükte yazan şeyle iktifa etmemeye başladım. Çünkü e, normal dilde de kullanıyorum ya. Evet. Aynı, aynı şey Karşılamıyor. değil. Karşılamıyor. Biraz böyle bir tarafı şey duruyor. Hani sakil duruyor. E, o zaman dur arkasına gitmeye başladım. Hatta yaptığım egzersizlerden biri dil bilen arkadaşların herkese tavsiye ediyorum. Çok uzun sürmesi şart değil. Mesela Borges'in El Alefini diyelim. Alefini. Türkçe, Hollanda'ca, İngilizce birer sayfa okurdum mesela. Zor zor metindir ya onlar. Evet. Çok zordur. Evet. Onları yabancı dilden okumak, borgesi Türkçeden okumak başka Zaten bir evet. emek ister. Zaten evet. Hani yabancı dilden okumak onun bir hakikaten bir karşılığıdır yani. E, o tür egzersizler yaptırdım, yapardım kendime. Yani onlar çok zenginleştiriyor insanı. Kelime kullanımı, cümle kullanımını falan. Şimdi siz dile e, tabii çok ilgilisiniz. Türkçe e, konusunda evet. da çok hassassınız. Çevirmenim de aynı zamanda. Çevirmensiniz. Evet. Bir yandan da e, kendi sözlüğünüzü de oluşturuyorsunuz. Evet, evet, evet. Derdiniz. Belki onun rolüdür bunlar. Evet, bunlar hepsi bağlantılı evet, şeyler. yani evet, Sizin kesin. dil hassasiyetinizi gösteren evet. şeyler. Fakat şaşırtıcı olan şu, e, siz 40 sene yurt dışında yaşadınız. Evet. E, yani 40 sene çok uzun bir süre. Çok. İnsanın kendi evet, ana diliyle bağlantısını zayıflaması lazım. Siz bunu nasıl evet. sağladınız? Onu çok söylediler bana nasıl olmadı sende diye. Ben de bilmiyorum. Türkçe okumayı sürdürdüğünüz için. Ya çok sürdürdüm, evet. İnanılmaz Almanca delice. dilce ama aynı zamanda Hollandaca İngilizce okuyorum. Fakat en çok Türkçe okuyorum da. gündelik hayatta orada daha çok Hollandaca falan Tabii tabii, ya, tabii. Ama şey Türk arkadaşlar da var. Onlarla da sohbet ediyoruz ama hayır tabii ki yani bir yabancı dilin faunasının içindesiniz. Evet. Peki bu orada rastladığınız bir şey değil ama değil mi? Genelde Felemenkçe konuşulduğu, yazıldığı için Türkler zaman içinde Türkçeden kopuyorlar. Çeşitli şekillerde kopuyorlar. Çünkü Türkçe dersler verdim ben kaybetmesine de hatta çocukların matematiklerine de yardım ediyordum. Hem Türkçeyi, e, Türkçe ders veriyordum hem de matematik sorularını çözüyordum. Yoksa esnemeye mesnemeye kendi aralarında konuşmaya başlıyorlardı. Ama sorularını da çözünce çok memnun kalıyorlardı. Sadık abi gelmeyecek mi diye soruyorlarmış böyle gitmediğim zamanlarda. Evet. Ya, şimdi e, yani şöyle bir durum da var. E, Avrupa'da mesela siz Sadık Yemli, evet Hollanda'da yaşadı. Şimdi İzmir'de yaşıyor. Ee, ama kitaplarını Türkiye'de bilinen e, yayın evlerinden yayınladığı için sanki e, okurları açısından Hollanda'da değil de Türkiye'de yaşıyormuş. Hep buradaydım gibi Hep sanki. Buradaydınız ama gibi... bir şekilde görünmüyormuşum yani. Evet buradaydınız evet. gibi algılanıyordu zaten. Evet. Ee, fakat böyle olmayan e, yazarlar da var Avrupa'da Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da yani Türk olup mesela Felebenkçe, Almanca yazan veya Türkçe yazan ama Türkiye'yle bağı zayıf olduğu için Türkiye'de tanınmayan yazarlar da var. Var. Evet. Ee, bu irtibatları kurmak, orada olup biteni anlamak için neler yapmak lazım? Yani Türkiye'deki okur Avrupa'daki Türk yazarlarla bağlantısı nasıl kurmalı? Ne hangi adımlar atmak lazım? Ee, orada ne olup bittiğinden çıkan evet. dergilerden haberimiz evet. yok. Evet, evet. Bir takım organizasyonlar var sizin. Hatta Amsterdam buluşmaları Tabii tabii tabii. mı demiştiniz ismini? Ee ilk ismi şeydir, Fikir Yongalama Kulübü. Fikir Yongalama Kulübü gibi evet. kulüpler, yapılar evet. var. Fakat evet. Türkiye'den bunlar çok görülmüyor, görülmüyor. bakıldığı zaman. Evet. Neler yapmak lazım evet. ki bu irtibatlar kurulabilsin? Ben Hollanda Türk Yazarlar Birliği, Yazarlar Kulübü Başkanıydım da aynı zamanda yıllarca, 7 yıl. Türk yap. yazarlar. Kulübü. Türk yazarlar. Kaç mesela yazar var Türk? Ee, i̇şte mümkün olan herkesi e, toplayıp önce bir yemek verdik mesela. Yani insanları bir araya getirdik. O bir araya gelme çok ciddi bir e, sonuç oldu. Orada Türkçe çıkan dergiler ve kendi reklam gelirleriyle yaşayan dergiler var biliyor musunuz? 15.000 satıyorlar mesela. 15 bin. Türkçe Türkçe kendi reklam geliriyle yaşıyor çok iyi. ve 15.000 sayısı çok ciddidir böyle küçük bir yerde yani 400 bin Türk var siz 400 bin kişi için Büyük bir, bir dergi çıkartıyorsunuz 15.000. Ben, ben o şöyle... dergilerde yıllarca çalıştım kapak yazılarını ben yazıyordum röportajları yapıyordum mizah yazıyordum iki tane buna Türkçe tamamen Türkçe, Türkçe. tamamen Türkçe sadece Türkçe ve Türk okura sesleniyor. Evet. evet. Hmm. Hani öyle bir şeyimiz vardı. Çok aktiftik yani. Ee, orada böyle bir e, şey var. Bu dergiler Türkiye'ye geliyor muydu? Yok gelmiyor ama e, orada belli bir işlevi görüyor. Belli bir işlevi görüyor. Yani mesela bir yere dişçiye gidiyorsunuz, bir şeye gidiyorsunuz, bankaya gidiyorsunuz bir yerde. E, onlar reklam şeyi olduğu için her tarafa e, dağılan dergiler. Hani gittiğinizde onu elinize alıyor, okuyorsunuz, bakıyorsunuz falan. Hani kendi dilinizle ilgili bir şey görüyorsunuz. Basılmış bir şey. İçeride tanıdığınız kimselerin fotoğraflarını görüyorsunuz mesela. Kapakta sizi ilgilendiren bir konu. Çünkü Türkiye ile ilgili hiçbir şey yazmıyorduk. Ben tam, ben tam dergiciliğe başladığımda kapağı da ben yapıyorum ya esas ana yazıyı. Mesela e, yanarak ölen Türkler dönerci cinayetleri düşünüyor musunuz? Yazdığım ilk kapak yazılarını falan. Ee, sonra içeride fitna filmi yapılmıştı işte onunla ilgili falan ama maşallah konularımız yani hiç bitmeyecek sınırsız sınırsız ilginç konumuz aynı anda böyle çok fazla miktarda mevcut olabiliyordu şimdi e, sadece Hollanda için değil genel olarak Avrupa için soracağım bir soru e, orada yabancı kökenli bir yazar olmanın e, avantajı ve dezavantajı var mı yani avantajı şu e, mesela e, bir Afrikalı diyelim ki yazar Etiyopyalı ama Hollandaca, Felemenkçe yazıyor. Yani egzotik bulunabilir. Egzotik bulunduğu için e, kültür mahfilleri ve mecraları onu öne çıkartabilir. Tabii tabii. Ya da Hindistanlıdır ama hani self-orientalizm yapıyordur. İlginç bulunabilir. Yani pozitif ayrımcılıkla Evet, evet pozitif ayrımcılık yapıldı evet. veya belki dezavantajı vardır. Yani e avantajı şöyle, e hiç e e e pardon özür dilerim e dezavantajı da şu olabilir onu da zikredeyim. Yani e başka bir kültür dünyasından bahseden, başka bir kültür atmosferini anlatan hiç tanımadık Hollandalının tanımayacağı karakterlerden bahsettiği için bir türlü algılayamadığımız, idrak edemediğimiz karakterler anlatıyor bu insan diye bir dezavantaj da olabilir. Bunu merak ediyorum. İki kategori ama. Siz birinci kategoriyi söylediniz, bir kelime eklemiyorum aynı dediğiniz gibi. Ee, i̇kincisi ise hakikaten bileğinin hakkıyla dili ortalama iyi kullanarak, bir de e, böyle yabancı olmanın verdiği avantajı kullanarak çünkü bazen avantajdır. Siz başka bir farklı gözle bakarsınız. O farklı göz avantaj olabilir, e, farklı duyumlar falan. o Yazan ve başarılı olmuş az sayıda yazarlar var, İranlı var falan yani. Pemekçe aferin, yazıyor. aferin. Yani çok, e, çok her zaman çok takdir ettiğim insanlar olmuşlardır. Felemenkçe yazıyorlar. Evet, evet. Hmm, çok güzel. Şimdi e, siz yeri gelmişken e, sadece roman ve öykü yazmadınız. E, bir takım makaleler, evet, takım evet, denemeler evet, de yazdınız. Burada evet. e, işlediğiniz temalardan bir tanesi de oradaki yabancı düşmanlığı ile alakalı. Bazı... Biraz geride kaldı onlar şimdi mesela 10 sene kadar. Geride. Evet, nedir son durum? Onu da merak edeceğim. Güzel. Ee, Kar yeni bir şey yok şeklinde ünlü roman ismiyle söyleyeyim yani. Hmm. yeni bir şey de çok pek olmaz yani. O belli bir şeydir, rüzgardır. O, o bir süre daha bu böyle esecek yani. Hmm. yani. çok şey yapmamak lazım. Peki bunlar edebiyata yansıdı mı? Yansıyor muydu, Nasıl Çeşitli şekillerde yansır. Çeşitli şekillerde yansır. Ee, mesela bunları inceleyen, mümkün olduğu kadar nesnel inceleyen, incelemeye çalışan romanlar vardır başarılı bir şekilde vardır. Bir tarafın gözüyle bakanları da mevcuttur. Aynı her yerde olduğu gibi. Hmm. Ama üzerine yazılmış eserler vardır ya. Yani. Var. Evet. Ee, siz Harari'nin Homo Deus'unu da değil mi? Evet. Onu da e, ya işi gücü bırakıp oturup 11 sayfa reddiye diye yazdınız. Evet. Ne, neyi yanlış buluyorsunuz orada? E şimdi e, söylediği şeylere toplam baktığımda e, yanlış buluyorum. Yani mesela ee, özgür irade yoktur e, diye bir defa söyledikten sonra yaptığımız hiçbir şeyin de anlamı kalmaz. Yani özgür iradeyi sıfıra e, indirirseniz. Tabi o lafı aldığı şey mesela Oswald Spengler'dan almıştır. İşte insan eskiden beri e, eskiden e, özgür düşünmeye korkardı. Artık korkmuyor ama yapamıyor. Diye. Mesela 1915. Hmm. Ha. Mesela oradan almıştır ama adamın ismini vermeden. Mesela Osvaldo söylesene diye oraya içeriye not koymuşumdur ona yani. yani sen adamın bütün sözlerini söyle. Yani daha başka lafı da var. Hani ben, ben yazayım diye yani gerisini. Mesela o şekilde. Ee, çok memnunum öyle bir yazı yazdığım için. Bir de bir terim icat ettirdi bana. Mesela şimdi o homo deus diyor ya. Yani insan tanrı. Homo sapiens'ten bilen insandan. Homo deus'e e, insan tanrıya. Ben de e, homo kul insan kul kul insan Homo Deus'a karşı kul insan karşı çıkacak dedim yani. yani. Tanrılaşan insana karşı karşı Allah'ın kulu olan evet insan. E, yani e, keşke bir şey olsa da e, Harari'nin bunu okuyup okumadığını da anlayabilsek. Keşke değil mi? Sizin yazdığınız. Yani. Çünkü e, bayağı emek verdim bayağı emek verdim. Ciddi bir e, araştırmadır benim gözümde. Bir de e, birazcık da Hollandaca e, yazı, Flemenkçe yazılmış olsa belki bu şekilde dola, dolaşıma girer ve kendisine evet. ulaşır. E i̇şte e, bu kadar e, çalışma arasında Arasın. bir de onu <laughs> Çok çalışkansınız maş. Hepsine yetişebilirsiniz yani. Vallahi hakikaten. Şöyle biraz da şey yaş şeyini azalsak. Ama spor da yapıyorsunuz. Yapıyorum yani. evet. Yani düzenli herhalde bir spor hayatınız var. Var var, var var. Yani yarım yüzyıldır. Evet. Yarın... <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi yazı atölyeleri var. Yazarlık atölyeleri, kursları var. Evet. Bunlar bir kısmı dönemlik oluyor. Evet. Bir kısmı da senelerce sürebiliyor. Sizin böyle bir deneyiminiz oldu mu? Şunun için soruyorum bunu. Bu tür yazı atölyelerinde çoğunlukla işte klasik roman ve klasik öykünün yapısı, dili üzerine çalışmalar yapılıyor. Ama sizin işte polisiye, fantastik kurgu yani sizin Tekinsiz X diye evet. başlıklandırdığınız, çerçevelediğiniz meselelerle alakalı müstakil bir atölye hatırlamıyorum. Ama aslında e, sanki çok da ihtiyaç var gibi geliyor evet, bir anlamda. Bence de ama bir talep olmadığı için yani şu ana kadar yapmadım buradaki süre içinde. Orada yapmış mıydınız? E, fakat Hollanda'da birkaç defa e, ben de genel öykü roman için öykü roman hani genel olarak tekinsizlik şeklinde değil ama Türkiye'de çok talep olabileceğini düşünüyorum. Şey mi acaba e, e, yani belki de bu ayrımı ben zihnimde abartıyorum bilemiyorum. Ya, Yok hakik abartmıyorsunuz e, çok doğru söylüyorsunuz çünkü e, matematik kurgu gerekiyor yani kurgudaki matematik saflık. Ee, ...ondan sonra finaldeki şaşırtıcı şeyler, virajlar... Onun için söyleyebileceğiniz şeyler var yani. Evet, yani bunun için özel söylenecek şeyler var. Hmm. Özel formüller var. Örnekler verildiğinde de çok sarsıcıdır. Sarsar yani. Yani şimdi mesela siz çarpıcı bir sondan bahsediyorsunuz evet, şu anda. Evet, evet. Bu çarpıcı sonu evet. ben şöyle e, algılıyorum. İnsanın... E, bir anda yakalayacağı, sezgiyle yakalayacağı bir son Ama siz diyorsunuz ki hayır bunun bir formülü olabilir. Evet. evet. Böyle mi diyorsunuz? Evet. Formülden çok, yani e, formül tabii ki ama formül çok arkada. Formülden çok ihtiyaç olarak, yani bunu yap, mutlaka yapmak gerekiyor diye. Yani bunun bilinci, bunun bilinci. Ha, evet, evet, evet. Bir öykünün evet. nasıl bağlanacağı, evet. nerede evet. yükselip evet. bitirileceği evet. konusunda. Evet. Ve bunun yapılabil yapılabilir evet. olduğu yapılabilir oldu evet. ayrıca korkmamak lazım onları okuyunca yani evet. ben yapamam diye e, tabii şimdi çok çarpıcı bir e, evet. hikayeyle ve sonla karşılaşınca evet. e, insan bir afallıyor yani evet. bu bunu nasıl e, bunlardan bir de 80-90 tane karşılaşınca değil mi evet, evet tabii sizin 90 tane video yükü bilmiyorum saymıyorum kısa sayamadım hiç nerede yayınlıyorsunuz bu yükleri yani? çok çeşitli yerlerde yayınladım Kitap halinde, seçkilerde, kendim kitap halinde. Dergiler? Ama en çok yayınladığım yer, buradan teşekkürlerimi söyleyeyim. Artık mevcut olmayan e, Gölge diye bir dergi vardı, dijital. Her ay bir tane yazma koşuluyla oraya başlamıştım. Altı sayfa sınırı vardı. O sayede kafama çok başka bir e, böyle kalıp, kalıba uydurmak zorunda bıraktım. Altı sayfada bitirmek e, için ha, mi? Mecburen yani, evet. En, en çok altı sayfa olacak. Peki şey mi daha kısa yazabilirdiniz ama siz? Daha kısa yazdıklarım da var ama ben daha uzun yazma ateşneyim. Ama mecbur kısaltacağım. Kısaltırken bir şey bulmak zorundasınız. Evet. evet. Öykülerinizden e, resimlenen, e, işte televizyon, sinemaya uyarlanan, yok çizgi roman Şunlilik haline yok. getirilen? Yok, yok. Yani böyle tek tük var da hani böyle direkt benim e, hani şu, şudur, şurada şeklinde söyleyemem. bir iki tane böyle yapılmaya çalışılmıştır diyeyim. Yazdığınız senaryo var mı? Senaryo denemesi? Ha yok. Yani senaryo denemelerim de vardır da henüz e, deneme şeklindedir. Evet. Çünkü şöyle bir şey, son e, yıllarda e, Türk korku e, filmi sineması diyelim. Orada bir hareketlilik de var. Evet, evet. Takip edebiliyor musunuz? Evet, sizi? takip takip ediyorum. Nasıl Bazılarında aferin diyorum. Yani o bütçeyle orantılı, başarılı bulduklarım da var işlerinde. Aferin diyorum. Evet. Çünkü korkunun içinde o sizin... ...tekinsiz dediğiniz ögeleri tabii, görebiliyoruz. Tabii tabii. Çünkü sahne sahne bir şey yapmanız lazım. Evet. evet. Yani... ...bir takım bilinmeyen varlıklar, yabancı varlıklar... Tabii, ...temaslar. Tabii, tabii. Peki onları şey buluyor musunuz? Yerli buluyor musunuz? Bize özgü bir... ...Türk korkusu... E şimdi cin cin öyküsü olunca ye, direkt yerli oluyor... ...şeklinde bir inanç var. Öyle bir şey var. Ee, kalıp var. E, böyle de biraz kabul edebiliriz. Ayrıca korkunun bir evrensel tarafı var. Yani siz kültürel öğe olarak tabii her şeyi... ...kullanabilirsiniz. Ama... Korkmak bence çok evrensel, çok dünyaya has. Bu tür yaratıkları has bir şey yani. Çünkü şöyle eleştirilerimiz var ya, eleştiriler. Yani Türkiye'de mesela seri katil pratiği olmadığı için, seri katil denilen kişiye yabancı olduğumuz için biz yeterince kaos, kaotik, karmaşık, yeterince sofistike bir seri katil de yazamıyoruz. Türkiye'de işte batı edebiyatında yoğrulmuş güçlü bir korku edebiyatı damarı olmadığı için onu da yazamıyoruz. Evet. Yazamıyoruz veya çekemiyoruz gibi bir evet. eleştiri evet. de var. O bakımdan soruyorum yani. Korkuyu şeyden bütün bunlardan bağımsız ben yine matematik sorunu olarak görüyorum. Çünkü mesela ruhlar bölgesini... Matematik biraz da kimya herhalde. Evet. evet kimya ruhlar yani. bölgesini filmlerine baksın. Korku filmlerini analiz etmek isteyenler. Orada bir matematik var. Size nesneyi vermiyor. E, gözünüz asla alışmıyor. Onu isterse Hindistan'da çekse aynı etkiyi yapar. Japonya'da çekse aynı etki yapar. Amerika'da bizi mahvediyor. Yani e, aslında çok evrensel. Ama matematiği başlı başına bir melodi gibi herkesin duyabileceği hmm. bir şey haline getiriyor. Bence o tarafa çalışmak lazım Hiç daha şey çok. Bir şey söylüyorsunuz. Evet. matematik X derken de matematik kastediyorsunuz. Evet. Yani evet. aslında tamam. bu işin bir denkleminin olduğunu evet. söylüyorsunuz. Evet. evet, evet, evet. Aslında tutan o. Hmm. Çok ilginç. Evet. evet. Şimdi bir şey söylediniz yayından önce. Bu çağrılan romanının finalini aslında yazmıştınız. Fakat Kars'taki bir deneyiminiz finali değiştirmenize yol açtı. O Neydi? Şöyle oldu, şimdi ben e, A'dan Z'ye bir şeyi planlar, kağıt üzerinde bitirir. Ondan sonra yazmaya başlarım. Ben e, kitabın yarısına kadar yazdı, yazmıştım. Sonuna kadar planlamıştım. Bir final mevcuttu. Döndüğüm çok vaki değildir. Nadiren olur yani öyle bir şey. Sonra gittim e, Kars'ta. Birinci gün e, bir... E, türbe ziyareti yaptık. İkinci gün ben tek başıma gezerken bir türbe ziyareti daha yaptım. İki kapıyla giriliyor içeriye. Birinci kapıdan girdikten sonra ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Çoraplarla ikinci kapıyı açarak içeri giriyorsunuz. Yazsa e, dışarıdaki kapı aralık durabiliyor. Kışsa ikisi de kapalı duruyor. Şimdi bu ikisi de kapalıydı. Ben örttüm çünkü girdikten sonra. Yani herhalde örtmek lazım diye. Yani havası güneşliydi, yaz değildi. Sonra dışarı çıkarken ben benim kapıyı açtım, bir başkası dış kapıyı açtı. Ve birden kafamda e, planladığım finali yazamayacağımı anladım. Final böyle olması lazım dedim. Söylemeyeyim, spoiler olmasın diye. Ve değiştirdim inanılmaz bir şey kendim için. Yani böyle bir, bir deneyim oldu. Aslında de böyle bir deneyim sen... pek bilmiyorum yani. yani. Yani ilhamın isterseniz vizyon, isterseniz ilham, isterseniz beyin kimyasının böyle ani çalkantısı değil. Yani tak dedi bu şekilde. Ve çok memnunum. Harika bir olay. Evet. Ee, bir başka şey de, bu da biraz gizemli geldi bana ee, okuduğum zaman. E, bir sempozyum var. Evet. Çağrılan da bir sempozyum hikayesi var. Evet. E, bu sempozyum hikayesine göre e, şeyde, e, Kars'ta değil mi? Evet. Bir, Ebul Hasan Harakani sempozyumu düzenleniyor. Evet. E, fakat siz bu romanı yazdığınız zaman böyle bir sempozyum sizin kurgunuz zihninizde olan bir şey. Evet. Sonra bir tane sempozyum yapıldı sonra, İstanbul'da. Sonra yani evet. hem de şöyle oldu. E, siz bu kitabı çıkardınız İşte kitabın basım tarihine baktım. Evet, biraz evet, önce. Nisan, Nisan başı. Nisan başı. Evet. Sempozyumda. Sempozyumda. 27-28 Nisan. Nisanda oldu yani. Evet. Hani. E, bunu nasıl açıklıyorsun? Tevafuk, tevafuk. <laughs> tam, bir, bir evet. tam, karşı tam, tam bir Tekinsiz X ile karşı karşıya. Tam bir Tekinsiz. Güzel tevafuk ama İnsanlar çok etkilendiler bildirimden. Çok e, güzel tepkiler oldu. Başlığı var. neydi? Efendim. Bildirinizin başlığı neydi? Bildirimin başlığı şeydi. E, metafizik açıdan e, yapay zeka metaforu. Hmm. Romanınızı da atıflar. Bu e, romana atıfla. Yani evet. e, sadece bu roman üzerinden. Çünkü burada hakikaten metafizik ve e, yapay zeka bir aradadır. Ve onların belki tek baş, ikisinin beraber el ele söyleyeceği bir şey vardır. Herhalde ilk romandır bu açıdan da değil yani, mi? Öyle tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Yani sakınımlı bir şekilde. Türkiye'de ilk de. Hani daha büyük alanda da ilk olması. Onun da evet. muhtemelen evet, evet. ilk. Yani Onu sakınımlı bir şekilde. Yani. Evet. Hı -hı. E, mesela o tasavvufla alakalı kısımlarında e, tasavvufu okumalar yaptınız Tabii, muhtemelen çok çünkü. Evet. Karakani'nin bir sözünü, evet. Sufi evet. mahluk değildir sözüne dair evet. uzun uzun ve bayağı çetrefilli tabii, bir tabii, tabii. açıklama var burada. Çok e, Benim için çok şeydi, e, e, zor demeyeyim ama böyle sorumluluk isteyen bir şeydi. İnanılmaz fazla sayıda yapabileceğim kadar metni okudum. Önce çok büyük not aldım. Notları daralta, 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 daralta. Çünkü notların da bir sınırı olması lazım. Bu sonuçta bir bilim kurgu polisiye. Onları böyle daraltıp 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 sonra o her kelimeden emin olmak için tekrar tarama. Yani şimdi bu cümle bu ikisi yan yana olur mu? Bir işti yani. Evet. Çok da güzel olmuş. Evet. Ee, peki son olarak şeyi sorayım. Ne var sırada? Neyin üzerine çalışıyorsunuz? Nasıl bir kitap üzerine çalışıyorsunuz? Sırada iki roman bir arada vardı. Ama bir tanesini söyleyeyim. Algoritma isimli en yeni romanımı yazıyorum şu anda. Başlık Algoritma buradan devam. Yine yapay zeka mevzuundan ama bu, bugünün bugünün bugün. bugünün romanı. Bugün yani. Yani bugün olabilir bu. Yani bugün olabilecek gibi bir roman. Evet. Şu anda bunun üzerine çalışıyorsunuz. Evet, evet. Ne zamana kadar yayınlanır sizce? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani o zaman şey diyor, kafanızda aslında çok planlamıyorsunuz yani romanın. E çünkü bitim o planlar süresini. tutmuyor bazen. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama işte tahminim e, yıl sonuna kadar bitirme ihtimalimin olduğudur yani. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ de Teşekkür ederim. Sağlık Yemini İzmir'den kalkıp geldiniz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. E, son çıkan romanınızı tekrar ben hatırlatayım. Çağrılan e, bir yapay zeka romanı ama Silikon Vadisi'nde başlayıp Kars'ta devam eden, İstanbul ve Kars'ta devam eden bir roman. Bundan önceki e, ee, romanınız da yine e, Ketebe'den çıkan Hayalet Kapısı. Hayalet Kapısı'ydı. Ee, i̇ki romanınızı biz hatırlatmış olalım. Okurlarımıza, ayaklarınıza sağ çok Teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet bugün e, Edebiyat Söyleşilerinde konuğumuz e, polisiye, fantastik kurgu veya kendi ifadesiyle tekinsiz X diye çerçevelediğimiz e, temada yazan, e, üretken bir yazarımız olan Sadık Yemli'ydi. E, Edibel Söyleşilerinin e, başka bölümlerinde yeni konu ve konuklar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.